Merhabalar. Acun Bey, bu köşede bekleyen Alp değil mi? He? Ben çıplak haline o kadar alışmışım ki giyinikken tanıyamadım, iyi mi? Alp, yalnız ismiyle çok hakikaten bağdaşmış. Bence ismiyle örtüşmüş diyeyim ya da Alp. İncecik, anladın mı? Bir dakika. Espri çok incedi, bir de o anladı ha. Ne yapıyorsun ya, bir şey anlatıyorum burada. Alp, böyle bir fiziğe dördüncü bir harfi harcamaya gerek yok. Ziyan yani, Alp, anladın mı? Ha şöyle fizikte bir insan geliyor, düşünsene. İsminiz Abdurrahman lan, yürü git. Senden Abdurrahman olur? Ali olur, Efe olur, Can olur, Oya olmaz. Alp, bence ismi uymuş ama ismi en uyumlu insanı söyleyeyim mi size? Türkiye'de Metin Şentürk. Adam göremiyor ama çok Metin. Ve gördüğüm en Şentürk. Bu kadar mı eğlenceli olur ya? Bir insan bu kadar mı eğlenceli olur? Şimdi sor Metin Şentürk'e. Atalay Demirci ile aynı sahneye çıkmışsınız, doğru mu? Vallahi ismini hatırlayamadım ama görsem tanırım der. Der ha bunu yani. Metin Şentürk'e sesleniyorum, bizi izliyorsa dediğim yani duyuyorsa. Bir dakika. Şarkıyı, türküyü bıraksın, direkt stand up yap, show yapsın. Kesinlikle inanılmaz eğlenceli bir insan. Gözü kapalı girsin o işe. Evet. Ben Acun Bey'in programlarının niye tuttuğunu çok iyi anladım. Ekip inanılmaz güzel. Ve çok detaycılar. Aradılar pazartesi günü, bayan aradı. Atalay Bey buyurun, yeteneksizsiniz buyurun. Ankara'da yaşıyorsunuz, evet. Samsunlu musunuz, evet. 5 dakika sonra telefon. Atalay Bey, Samsun'dan mı geliyordunuz? Hayır hanımefendi, Ankaralıyım, Samsunluyum. Ankara'dan geliyorum. 5 dakika sonra bir daha. Atalay Bey, tam netleştirelim. Hanımefendi dedim, Adıyamanlıyım. Kars'ta yaşıyorum. Bolu ya da Isparta üzerinden geleceğim. En son bombayı da Samet patlattı, müzikçi. Aradı pazartesi günü, müzikleri not ediyor. Belli, liste var önünde. Açtı telefon. Atalay Bey buyurun. Köpek şovu yapacak mısınız? Evet. Atalay Demirci. Ben ilk ortaokulu Amasya'da bitirdim. Liseyi Ankara'da bitirdim. Hep de sorarlar. Bu işi yapacak kadar zekiydin madem, niye üniversite okuyamadın? Evet, okuyamadım. Ama çok da fazla suçum yok. İlkokuldan itibaren ele alayım. Bak, birkaç hikaye hemen hak vereceksin. İlkokulda bana alınan ilk kitap. Kitabın üzerinde okuma kitabı yazıyor. Okuma kitabı. Bazılarında yeni düştü. Kitap bana bakıyor, ben kitaba. İyi, sen bilirsin. Ne zaman fişler çıktı piyasaya, bu sefer öğretmenle aram bozuldu benim. Hatırlarsınız o fişleri. İlkokulu bitiren var mı aramızda? El kaldırdı ya. Abla, koca salonda bir sen bir ben ha. Nasıl cahiller, anlamıyorlar espri de. Sen hatırlarsın o fişleri de, bunlar bilmez. Fişleri biliyoruz değil mi? Oya ip atla, Ayşe topu tut, Ahmet uyu. Fişlere bak, Oya ip atlıyor. Ayşe topla oynuyor, Ahmet uyuyor. Ben ne ders çalışacağım ya? İnsanın zoruna gidiyor yani. Devam edeyim mi? 4,5 dakika dediler. Bence çok kısa bir zaman Acun Bey. Mesela tersinden sıkış... Bir dakika. 4,5 dakika dediler. İnsan stres oluyor. Acaba hikayeye girsem mi, girmesem mi? Mesela tersten sıkıştırın bence bu tip gösteri yapacakları. Oğlum, 2 dakika içerisinde milleti güldürdün. Güldüremezsen hayırı yersin. Deyin. Bak deyin. Zaten o adam için hayırlı olan da odur. Evet. Şimdi beden dillerine bakıyorum şöyle bir. Gerçekten yorulmuş kardeşlerimiz, biraz uzun sürmüş. Şöyle oturan var ya. Çok önemlidir beden dili. Mesela jürinin beden dili çok önemlidir. Hülya Hanım, biraz erken mi davrandınız? Yok. Öyle bir şey yok değil mi? Ha, tamam. Ne bileyim, gayet güzel eğleniyoruz. Nereye takıldınız anlamadım. Ben çok ümitliydim sizden çünkü. He? Vallahi. Beden dili dediğim gibi çok önemlidir. Tüm dünyada da çok önemsenir. Bizim memleketimizde o seminerlerde neler çıkıyor ortaya. Hemen kısa kısa geçeceğim. Tüm dünyada beden dili dediğim gibi çok önemsenir. Bazı filmlere dikkat edin, yabancı filmlere. Elle gel işareti diye bir şey vardır. Gel. Hadise bu kadar basitti bak. Gel. Bizde gel. Adam gel için kolundan vazgeçer ya. Gel. Bütün dünyada kafayla evet budur, hayır budur. Bizde evet budur, hayır. Kafayı arkaya atıyorsun, kaşları kaldırıyorsun, yetmiyor. Cık diyeceksin. Bak, bir hareket vardır, bir hareket yapma. Alkış yapma da süre gitmesin, anladın mı?
Bir hareket vardır, Türk toplumuna aittir. Tek bir harekettir ama yüzlerce anlama gelir. Yapıyorum hareketi. Güzel. Hülya Hanım, Hülya Hanım hayıra bastı. Ne bu biliyor musun? Hayırdır? Ne oldu yani? Yüzlerce anlama gelir. Tek başına size yaptım. Nasılsın, iyi misin? Giderken size yaptım. Nereye gidiyorsun? Yanında birini gördüm. Ne ayak? Ya. Geri aldım. Ha, geri aldınız. Şu abisi. Adama böyle geri aldırırlar. Geri verdim. Ya bak, yemin ediyorum. Dedim ki en çabuk Hülya Hanım anlar. Bir şey mi attınız? Şunu mu attınız bana? Bu nedir ya? Ne yaptınız hakikaten? Şunu mu attınız? Kalem mi attınız? Tamam, imzalayayım verin. Kağıt ver. Ya bu işi yapan bir insan böyle şeyler yapılır mı ya? Belli ki karşılığı gelir yani. Kabul et ki ilk başta çok kötüydün. Salonu dışarı alın. Ya inanılmaz heyecan verici bir ortam. Arkada bana jöle soran var, düşün. Anladın mı? Ne anlatıyordum ben sana? Devam edeyim biraz daha acım. İyi gidiyor ha vallahi. Şimdi bu kardeşin çok gezdi. Çok gezdim ve çok anı birikti. Bu nedir ya? Vermem. Bu Hülya Avşar'dan diye evde böyle asılı duracak. Peki. Evet ama attı diyeceğim. Tamam. Ben sevgimi öyle gösteriyorum. Sevgimi öyle gösteriyorum. Belli, hayıra bastın.